Bu cümlemiz arkadaşlar pasif bir yapıyla başlamış. Tahmin ediliyor ki by e kadar ne zamana kadar? 2000 yılına kadar over aşkın 5 milyonu aşkın çocuk will be infected, enfekte olacak. By neden? HIV ve diğer başka HIV'den enfekte olacak. Ve another 5 to 10 million, 10 milyon, 5 ile 10 milyon yetim diyor. Daha doğrusu öksüz kalmış olacak. Ne tarafından? HIV salgını, HIV salgınından öksüz kalmış olacaklar. Burada tahmin ediyor ki bizim cümlenin sonundaki fiilimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi tahmin edilmektedir. Ve burada will be infected ne olacağı enfekte olacak kısmından bahsediyoruz. Bir bakalım present pasif bir yapımız söz konusu burada. It's estimated. Ve future passive will be infected var. That bir isim cümleciği burada arkadaşlar. Ve yine and bağlacımız bir bağlaç. By year bir yıla kadar derken by pasif fiilden sonra gelen by tarafından anlamında. Tahmin ediliyor ki veya yıla kadar da aynı zamanda tamlama olarak da kullanılabilir. Estimate tahmin etmek. Guess de tahmin etmek. Predict de tahmin etmek. Aslında burada geçen kelime estimate ama guess, predict de aynı anlamda kullanıldığı için onlara da yazalım. Yaygın olarak kullanılıyor. Infect, enfekte etmek, yetim bırakmak anlamına gelen orphan. 2000 yılına gelindiğinde 5 milyondan fazla çocuğun HIV tarafından bayağı da dikkat edelim. Enfekte olacağı ve HIV pandemik tarafından yine bay yetim kalan kaç kişi? Yetim kalan 5 ile 10 milyon kişinin daha olacağı bir başka anlamını veren daha ifadesi olacağı tahmin edilmektedir. Yani it's estimated.